Merhaba, ben Gülinay Selçuk. Saatler 18'i gösteriyor. Dünya dönüyor, başlıyor. Bu kez dünyanın dört bir tarafından derlediğimiz haberleri ekrana taşıyacağız. Olayları sıkmadan, sıkılmadan, kısa kısa detaylarda boğulmadan, ayrıntıyı gizlemeden anlatacağız. Gündemin ana başlıklarının bölgesinde ama gölgesinde ama bir gün muhakkak dünyayı kurtaracak haberlerle başlıyoruz. Günlerdir detayları aktarmaya devam ediyoruz. Kuzey ve Güney Carolina'yı vuran Florence kasırgası sıradaki haberimiz. Amerika Birleşik Devletleri'ni etkisi altına alan Florence kasırgasında bilanço her geçen gün ağırlaşıyor. Kasırgada ölenlerin sayısı 30'u aştı. Kuzey Carolina eyaletinde su baskınları nedeniyle 120 bin kişinin yaşadığı bir kentin dış dünyayla bağlantısı tamamen kesildi. Yaklaşık 1 milyon kişi elektriksiz kaldı. İşte o kent kuş bakışı görüntüler geliyor şimdi ekrana. Amerika Birleşik Devletleri'nin doğu yakasını Cuma gününden bu yana vuran Florence kasırgasından dehşete düşüren görüntüler geliyor şu ekranlara. Kuş bakışı görüntülerde çevreyle tamamen teması kesilen Kuzey Carolina ekrana yansıyor. Kuzey Carolina'da tam 25 kişi hayatını kaybetti. 6 kişi ise Güney Carolina'da Florence kasırgası nedeniyle hayatını kaybetti. Dün tropik depresyon seviyesine düştüğünü ifade etmiştik Florence kasırgasının. Peki bu ne demek? Saatteki hızı en fazla 60 kilometre olan kasırga kategorisine tropik depresyon kategorisi deniyor. Ancak hala yetkililer özellikle aşırı yüksek oranda beklenmedik sel baskınları nedeniyle halkı uyarıyor. Yaklaşık 10 milyon kişiyi etkilediği tahmin edilen kasırganın bilançosu ise 170 milyar dolarlık bir hasar. Önümüzdeki günlerde detayları aktarmaya devam edeceğiz. Şimdi gelelim mutfak sanatlarına. Maduro, Venezuela Devlet Başkanı, Nusret'te yemek yedi, Venezuela ayaklandı. Çin'e yaptığı resmi ziyaretin ardından İstanbul'a uğrayan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, eşi Silya ile birlikte 2 saatliğine İstanbul'a geldi. Sosyal medya paylaşımlarıyla da dünya çapında üne kavuşan Nusret Gökçe'nin sahibi olduğu restoranlar zincirinde yemek yedi. Peki sonra ne oldu? Dünyaca ünlü isimlerden fotoğraflar ve videolar paylaşan Nusret Gökçe geçtiğimiz gün Maduro'yla birlikte fotoğraflarını paylaştı sosyal medya üzerinden. Çin'e yaptığı resmi ziyaretin ardından sadece 2 saatliğine İstanbul'a gelen Venezuela Devlet Başkanı Maduro, sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çeken Nusret Gökçe'nin restoranında yemek yiyince, ülkesindeki ekonomik kriz nedeniyle Venezuela muhalefetinin önde gelen isimleri ve sosyal medya kullanıcıları tarafından tepki yağmuruna tutuldu. Venezuela muhalif lideri Julio Borges, Venezuelalılar acı çekerken ve açlıktan ölürken Nicolas Maduro ve eşi Silya sefa sürüyor ifadelerini kullandı. Maduro, Venezuela Devlet Televizyonu'na yaptığı açıklamayla yemek yediğini doğrularken Nusret şahsen yanımıza geldi, sohbet ettik ve çok hoş zaman geçirdik. Kendisi bana birkaç kez Venezuela'yı çok sevdiğini de söyledi dedi. İngiltere'deki Skripal vakasından sonra Almanya'da Pussy Riot grubunun üyelerinden Peter Berzilov hastaneye kaldırılmıştı geçtiğimiz gün. Berzilov'un zehirlendiği açıklandı bugün. Pussy Riot, Rusya'da devlet başkanı Vladimir Putin karşıtı eylemleriyle tanınıyor. Berlin Hastanesi Berzilov'un durumuyla ilgili açıklamada bulundu. Hastaneden yapılan açıklamada Berzilov'un zehirlendiği artık netleşmiş durumda. Hastane Berzilov'un durumunun gitgide iyileştiğini de belirtti. Şunu da eklemekte fayda var. Rusya'nın ev sahipliği yaptığı 2018 Dünya Kupası'ndaki final maçında sahaya girerek protesto eylemi gerçekleştirmişti. Pussy Riot grubunun üyesi Peter Berzilov. İngiltere'nin Salisbury kentinde de 4 Mart'ta Rus vatandaşı bir baba ve kızına Yulia Skripal ve Sergey Skripal'e yönelik Novichok sinir gazı saldırısı düzenlenmiş. Baba kız bir bankta
baygın şekilde otururken bulunmuştu. İngiltere geçtiğimiz hafta zehirlenmeyle ilgili Rusya'yı suçlamış, iki Rus ajanın İngiltere'ye gelip Skripal ve kızını zehirlediğini ifade etmişti. Rusya iddiaları yalanlamış ve adı geçen iki Rus'un sadece turist olduğunu söylemişti. Milyarder iş adamı Elon Musk merakla beklenen açıklamayı sonunda yaptı ve Ay'a yollayacağı turisti resmen açıkladı. İşte hayatının yolculuğuna çıkmak için servet harcayan o turist. 2023 yılında gerçekleşecek uçuş için Ay'a ilk gidecek turist Yasuka Maezawa oldu. 42 yaşındaki ünlü bir girişimci olan Yasuka Maezawa, ünlü bir Japon giyim markasının sahibi. Maezawa'nın Forbes verilerine göre tam 2.9 milyar dolarlık bir serveti var. Aynı zamanda bir sanat koleksiyoncusu olan Maezawa, Jean-Michel Bosch'un 1982 yılında çizdiği bir tabloyu geçtiğimiz yıl tam 110 milyon dolar ödeyerek satın almış ve tüm dünyada gündem olmuştu. Maezawa'nın Ay'a gitmek istemesinin nedeni de işte bu sanata olan sevgisi olarak tanımlanıyor. Sanatçıların Ay'dan döndüklerinde bir şeyler yaratmalarını ve tüm insanlığa ilham olmalarını istiyorum sözleriyle kendisiyle birlikte 8 koltuğu birden satın alan Maezawa'nın Elon Musk'a ne kadar ücret ödediği açıklanmadı. Ancak ödenen ücretin tam olarak ne kadar olduğu açıklanmasa da Musk ödemeyi şimdiden peşin aldıklarını ve bu maddi gelirin uçağın geliştirilme sürecinde kullanılacağını ifade etti. That's where I'd like to introduce the first paying customer of VFR. Arkamdaki resmi aslında az çok herkes tanıyor. Meghan Markle, Sussex Düşesi, Prens Harry'nin eşi. Mayıs ayında İngiltere Prensi Harry ile evlenen Amerikalı oyuncu Meghan Markle, Londra'daki Grenfell'de çıkan yangının mağdurları için mutfağa girdi. Yemek pişirdi. Sussex Düşesi, gönüllülerin çıkaracağı bir yemek kitabının ön sözünü de yazdı. Burada kadınların hikayesine yer verdi. Hatırlatalım, o feci yangında tam 72 kişi hayatını kaybetti. Etmişti. Kraliyet ailesinin üyesi olarak ilk solo ziyaretini gerçekleştiren Markle, mağdurlara yardım amacıyla yayınlanan yemek kitabının ön sözüne aşevine girdiğim ilk andan itibaren buraya bağlandığımı hissettim. Burası kadınların birlikte güldüğü, yas tuttuğu, ağladığı ve yemek pişirdiği bir yer dedi. Meghan Markle'ın maddi ve manevi olarak desteklediği yeni kitabın geliri de ailelere bağışlanacak. Kuzey Kensington'daki Grenfell Kulesi yangınında tam 72 kişi hayatını kaybetmiş, 1200'den fazla kişinin de olaydan etkilendiği açıklanmıştı. Kaçırılan tarihi eserler, paralar, mücevherler, silahlar, kılıçlar. Bunların pek çoğunu siz görmeye, biz de haber yapmaya alıştık sanırım ama şimdi aktaracağım haberde kaçırılanlar, kaplumbağalar, ülke Hindistan, yer bir demiryolu istasyonu. Kuzey Hindistan'ın Aligarh kentinde bir trende demir yolu polisleri tarafından yapılan aramalar sonucunda dünyanın en nadir 50 kaplumbağa türüne rastlandı. Hindistan yaban hayatı yasalarına göre bazı türlerin ticaretini yapmak serbest ancak yıldız kaplumbağaları olarak bilinen bu tür kaplumbağaların ticaretini yapmak ya da yakalanmak suçlu bulunanlar için 3 yıla kadar hapis ve para cezasıyla karşılık buluyor. Kapatırken Fransa'daki Réunion volkanının o muhteşem görüntüleriyle veda edelim size. Fransa'nın kuzeyindeki Réunion volkanı yeniden harekete geçti. Elbette macera perestler de bu anları ölümsüzleştirmek için volkanın çevresindeydi. Bu yıl 4. kez patlayan yanardağda lavlar şelale misali akıyor aslında. Gece karanlığında akan lavları izlemek isteyen Réunion adasına akın ediyor. Soğuğa aldırış etmeyen meraklılar 6 kilometre yürüdükten sonra izleme noktasına ulaşıyorlar. Zaman zaman 30 metre yüksekliğe ulaşan lavları izledikten sonra da anı fotoğraf çektirerek ölümsüzleştiriyorlar. Günden geride kalanları anlatmaya, aktarmaya çalıştık. Haber akışımız burada bitmiyor elbette. Saat 19'da ana haberde buluşmak üzere. İyi akşamlar.